Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Tığımın numarası da 22 numara. Bugün size bu yeşil rengimle boru yapımını, buna da ara suyunu göstereceğim. Hazırlamış olduğum modelim şu şekilde. Bakın borumuz bu yapraklardan oluşan bu borunun anlatımını bu daha önce size anlattığım karanfil modeli bu karanfil modelini çekmiştim alt videolarda vardı arkadaşlar ama inşallah bir tane daha şöyle daha net daha anlaşılır çekmeyi düşünüyorum ve bu boruyu şu şekilde ara suyuyla tutturdum çiçeğimizi şimdi bu borumuz nasıl yaptık onu anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sihirli halka yaparak başlayacağız. Parmağımızdan gelen ipi tuttuğum ipin üzerine bu şekilde halka oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. 2 tel yukarıda, bir tel aşağıda olacak şekilde buraya sık iğneler yapıyoruz. Bakın. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve toplamda 12 tane bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şu ipi çekerek halkamızı birleştiriyoruz. Evet. İlk sık iğnemizin bu bir zincir çektiğimiz sadece ilk sık iğnede bir zincir çekiyoruz ilk başlarken yani Diğerlerini yaparken sık iğne yok bak. Sık iğne ile birleştirip halkamı oluşturdum. Bu taban kısmımız ve bu oluşturduğumuz sık iğnelerin arasına girerek sık iğne yapıyoruz. Şöyle iki sıradaki sık iğnemize girerek devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın 12. sık iğnemizi de bu şekilde yapıp ikinci sıramızı bitiriyoruz. Şimdi hiç zincir çekme yok bakın. Zincir sadece başta içki sık iğnede rahat girmek içindi. Halka tel olduğu için. Sık iğne ile geçtim. Sıradaki şu zaten arkadaşlar sizin turlamanızı bittiğini gösteren ipimiz. Evet ikinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sırayı yapıyoruz bu şekilde tam 7 sıra dolanıyoruz Çünkü arkadaşlar 5 sıra e, küçük geliyor 9 sırada çok büyük demin göstermiş olduğum boru şeklim bu şekilde 7 sıradan oluşuyordu O yüzden bana orta iyi geliyor yani Evet bakın 3 sıradan sonra zaten arka tarafı bu şekilde mail ediyor Şöyle elimizle de tırnağımıza sıvadığımız zaman sık iğnelerimiz de gayet rahat ortaya çıkıyor, gözüküyor. Geriye çünkü yaptıkça öne doğru yani bize doğru şöyle devrilme oluyor. Evet. Bu şekilde döne döne tam 7 sıra yapalım. Sıradaki sık iğneme giriyorum. Evet bakın bu üçüncü sıramızı da hemen bu ipi burada gördüysek alttaki kapatma ipini şöyle. Demek ki turumuz tamamlandı. Sonra sonra elinize eğer zarar verirse sıra çoğaldıkça o ipi yakıp e, kısaltabiliyoruz. Evet bakın dediğim gibi şöyle tırnağınızla geriye doğru kıvırdığınızda sık iğnelerin üzerine rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben bu dördüncü sıraya başladım. Yedi sıra yapıp şöyle borumu oluşturup geleyim. Siz de tamamlayın. Sonra yaprak kısmında buluşalım. Evet. Bu şekilde borumuzu hazırladık. Yedi sıradan oluşan bir orta boy boru yaptık. Bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğnenin içine girdim hemen sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir bakın şöyle dibine bir tane atlayıp ikinci sık iğnemizin içine giriyorum sabitliyorum 1 2 3 zincir bir tane bırakıp ikinci sık iğnemin içine giriyorum bu şekilde buraya toplam bir 5 tane yuva oluşuyor Arkadaşlar bu şekilde minik minik yuvalarımız oluyor 3 zincirimi çektim bir tane bırakıp hemen ikincinin içine giriyorum buraya kapatıyorum sık iğne ile sonuncu borumuzun yuvasını da yapıyoruz bakın geldik ilk başladığımız 3 zincirli yuva şöyle tutup göstermek istiyorum bunun dibine bakın dipteki noktasına giriyorum. 5. de buraya kapatıyorum. Hemen bakın 2 zincirle döndüm. Şöyle iç kısmından yukarı doğru gözükçe için e, geldiğim yerin bakın bu tarafı doğru geliyorduk ya sola doğru. Şimdi şöyle çeviriyorum yuvamı. Dibine hemen buraya bu yuvanın içine yaprak yapacağız bakın şöyle 2 2 aldım 2 zincirimle beraber 2 tane trabzanı var bir defa doluyorum aynı yuvanın içine tekrar giriyorum 1 2 ve 2 2 defa doluyorum yuvanın içine girdim şöyle 1 2 2 4 seferde alıyorum bu trabzanı Tepe noktasına 3 tane zincir çekip minik bir şöyle kirpik tomurcuk yapalım. Hemen içine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu bir. Şöyle 2 3 Minik minik yapraklar yapıyoruz. 5. sık iğnemi de bu 3 zincirli yuvamda yapıyorum. Bakın bu şekilde yaprağımızın birisi oluştu. Hemen sıradaki 3 zincirli yuvama sık iğne ile geçtim. Bakın. 1 2 zincir ama sıkı sıkı. Eğer eli gevşek olanlar buraya 1 zincir de çekebilir. Bir defa doluyorum. Şöyle 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 1 2 2. 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girip 1 2 2 4 seferde çıkardım sonuncu dördüncü trabzanımı ucuna 3 tane zincir çekip son yaptığım trabzanın arasına sık iğne ile buraya sabitliyorum geriye kalan kısma da 4 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi de bu üç zincirden oluşturduğum yuvanın içine girip sabitliyorum. Hem de yaprağı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Evet, sıradaki 3 zincirli yuvamıza geçelim. Şöyle altta kalmış. İnşallah güzel bir çekim, net bir görüntü oluyordur bir defa doladım ben girdim yuvanın içine 2 ve 2 bir defa doluyorum 1 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yine bu 3 zincirli öbür trabzanları yaptığım yuvaya 1 2 2 2 alarak dördüncü trabzanımı bu şekilde yaptım 3 zincirimi çekiyorum şöyle minicik olması için tomurcuğumu. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. yine bu 3 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Yaprağımı bitirmiş oldum. Bakın bu şekilde çiçek gibi açılıyor. Bu da yönünü değiştireceksiniz Arkadaşlar yuvaları yaptığımız ters yönün tersine yani sağa döneceğiz Evet iki zincir çekiyorum bu şekilde şöyle iki iki bir defa doladım bir iki iki üç seferde iki defa doluyorum aynı yuvaya dört seferde alacağım bir iki iki ve 2 alarak kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tırabzanımı aralayıp minicik tomurcuğuma yaptım. Geriye kalan kısma 4 tane sık iğne. 2 3 ve 4. Şimdi buradaki yuvaya da yapalım sık iğnemizi. Sonuncu yuvaya geldik. Sonuncu bu üç zincirli yuvanın içine de sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın arasında geçerken hiç zincir çekmiyorum. Bu şekilde direkt yuvaya geçiyorum. Şöyle sonuncu yaprağımızda yapalım beraber. Buraya kadar geldik. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 1 2 2. 3 Üç seferde 3. trabzan 2 defa doluyorum hemen yuvaya girdim şöyle 1 2 2 ve 2 alarak 4. trabzanımı 4 seferde çektim 3 zincirimi çekiyorum son yaptığım trabzanıma sık iğne ile sabitliyorum ve buraya 4 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 ve 4. 4. sık iğneyi yaptık. Şimdi şu yaptığımız dip noktaya da şöyle bakın kaynaştırma işlemi gibi dönmüştük ya oraya da şöyle tırabzanın dibindeki sık iğneyi o dönüş yerine de şöyle bir sahte sık iğne yapalım. Normalde yapabilirsiniz. Yeter ki şu bağlama işlemi ara ortada boşluk kalmasın. Bakın bu şekilde şöyle oluştu. Yap, evet. Şeyin borumuzun üzerinde yapraklarımız. Evet. Yapımı bu kadar. Çok kolay. Yaprakları yaptık yuvaların içlerine. Şimdi ipimizi koparalım. Hemen şöyle arkaya onu trabzanların yaprağın arkasına çekip temizleyelim güzelce. Buradan ip yanı gözükmesin. Şöyle bakın. Şimdi bitirmiştik ya buradan. Geçiş yapmıştık. Oraya bu şekilde bakın arka tarafından girip şöyle ilmeğime giriyorum. Gördünüz. Hemen şöyle ipimi tuttum. Tığıma taktım. Ve böyle hepsini birden arkaya çektim. Evet, yıktığım yeri de gösterdim bu şekilde arkadaşlar. Borumuz ve yaprakları yapraklı bir boru oluşturduk bakın. Bu şekilde bu şekilde güğüm şeklinde durmasının sebebi altını biraz hani göstermek için gevşek gevşek yapıyoruz yukarıya doğru da ip çektiğimiz için bu şekilde güğüm gibi duruyor. Onu sormak isterseniz yazarsanız bu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Evet şimdi bunu nasıl monteleyeceğiz? Evet şimdi çiçeğimizi monteleme işlemlerine sıra geldi. Şöyle bu ara suyunu bu sıra çok yaptım sizler için yine aynı gelen modelde bu şekilde olduğu için bu ara suyundan yaptım şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip üzerine 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen tığ battıya geçiyorum 1 ve 2 olarak aldım tığımda 2 tane ilmek hemen bir defa dolayı boş olana geçiyorum 1 ve 2 üçünü birden buraya kapattım bakın bu şekilde üç tane trabzanı hep beraber çektim bir zinciri dibine çekip ipimi bıraktım bakın şimdi ilk önce şöyle bir çiçeğimizi geçirelim buradan tam orta noktasından çıkıp bakın bu ilk yaptığımız sihirli halkanın içinden geçiyorum bırakmış olduğumuz ilmeği takalıp buna geçirelim arkadaşlar bakın şöyle ipimin iyi bir geliş olduğuna emin olalım yine bakın şöyle biraz uzatıp bırakıp ipimi tutuyorum buradan ve bu yapmış olduğumuz karanfilimizi daha önce dediğim gibi size göstermiştim bu uç noktasından hani 3 zincir çekip bıraktığımız yer var ya koparmadan önce bu yaktığımız yerden giriyoruz Hemen bu ilmeği tutup karanfilimin bu altından yaptığımız yuvadan çıkıyoruz. Şöyle. Bakın. Şimdi bunu da buna şöyle rahat bir bu ip işi önemli arkadaşlar. Hemen bu, bunu tekrar tutuyorum. Şimdi yeşilden yeşil yuvamızdan girdim tekrar bu yuvaya borumuzun içine bu karanfilimizin ucunu bu şekilde sabitleyeceğiz. Bunu da ipi çekince olacak. Bakın ipi tekrar karanfilden çıkardığım ipin ilmeğini tığıma taktım. Bu şekilde alttan çıkardım. Çıkarırken şöyle teli borunun içinden çıktığı için takılabilir. Siz onu şöyle tekrar tığınızı düzeltin. Bakın. Gayet sıkılayım burayı bu şekilde. Şimdi bunu geldik ya. Bunun bir içinden geçme şeklini de iyice göstereyim. Bakın bu oturdu. Buraya karanfilimizin kök kısmı var ya. O kök kısmı çektiğimiz için bu araya oturdu güzelce. Oturtturduk onu oraya. Oturmadıysa biraz daha çekerek oturtturun. Şöyle yine dibine bir tane zincir çekin. Hemen bu bağladığımız nokta var ya oraya tekrar bir sık iğne daha yapıp bu şekilde borumuzu buraya oturtturalım yine 3 zincir çekiyorum yan aynı tığ battı ya yana değil aynı trabzan yaptığım en son yaptığım trabzanın olduğu yere sık iğne ile sabitliyorum bu kadar sabitleme işlemi arkadaşlar bakın borumuzu şöyle düzeltelim Ara suyu nasıl yapacağız? Bir de ara suyundan bir iki tane göstereyim. Aslında tutturma işlemiyle aynı gösterdiğimde şöyle bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya bir ve iki. Bakın üç tane tırabzan. Üçünü birden kapatıp dört zincir. Dört zincirimi bu ilk trabzanımın arasından giriyorum. Ve buraya tomurcuk olarak kapattım. 3 zincirimi en son yaptığım trabzanın dibine kapatıyorum şöyle sabitliyorum Evet bu kadar arkadaşlar üçgen trabzanımız yine 2 3 zincir bir defa doladım şöyle bir ve iki bir defa doluyorum yandaki boş olan tığ battı ya Bismillah <laughs> tığ attı bir ve iki olarak aldım hemen 3'ün birden kapattım 4 zincirimi çekiyorum ilk trabzanımın arasından girip bu 4 zincirimi tomurcuk olarak kapattım son yaptığım bu trabzan tığ içine 3 zinciri kapattım Evet bakın bu şekilde oluyor şimdi ben bunu bir 3-5'e çıkarıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın Öyle yaprakların arasından da çok hoş açtı bu karanfillerimiz. Bu mor karanfilimiz, bu da sarı karanfilimiz. Şöyle çok tatlı durdular. Bugün bu yapraklı boru çalışmasını yaptık. İnşallah işinize yarayan güzel, hoş bir video olmuştur. Duruşu da bu şekilde duruyor borularımızın. Çimenin üzerinde hoş bir zarif bir görüntü veriyor bakın. Şöyle. İkisini yan yana yaptığımızda üzerine şöyle bir koyun daha net görünsün arkadaşlar evet. bu şekilde yapraklı borularımız Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle Allah'a emanet olun